Evet, herkesin hayali olan İstanbul Üniversitesi'nin evet. önündeyiz. Çekimlere buradan devam ediyoruz. Bugün Sultanahmet ve Eminönü turu yaptık ve son durağımız İstanbul Üniversitesi. Gerçekten buranın güzel bir atmosferi var demiştik en son. Evet. Şimdi uzun zamandır turlamıyorduk, gezmiyorduk. Bugün bana çok iyi geldi. Sana da iyi geldi evet, mi? Evet, iyi geldi. Bir nefes aldık. 2 gün karantinaya gireceğiz bu günden sonra. Artık 9'dan sonra bir karantina süreci evet. başlıyor. İyi oldu yani bizim için. Evet. Bunun dışında... Şöyle yapalım, bir etrafı gösterelim. Aynen, etrafı bir gösterelim. Şöyle biraz, hatta şöyle yapalım. Şöyle bir etrafı gösterelim. Ve son dönem şeydi böyle, biz son 10 yılda böyle bir tadilat çalışmaları vardı böyle. Evet. Ne çekiyor, prefabrik mi, teneke mi çekiliyor değil mi böyle etrafına, evet. tadilat şeyleri. Onlar böyle kötü bir görüntü, kirliliği yaratıyordu. Ben hatta buradan geçmek bile istemiyorum. Gürültü, evet. patırtı, toz. Sanki o biraz dağılmaya başladı. Bence evet. bu yaz çok güzel olacak. Yani şöyle bir İstanbul'u biraz turladık biz biraz böyle yürüyerek. Birazcık da alışveriş yapmamız gerekiyordu. İhtiyaçlarımız vardı bazı. Ama bir şey fark ettik. Böyle artık düzenlemeler bitiyor. Böyle güzel bir yaz bizi bekliyor aslında. Ben evet. mutluyum. Pandemi bitsin. Pandemi bitecek arkadaşlar büyük bir ihtimal. Güzel olacak sanki. Hocam Çin aşısından umutlu musunuz? Ben umutluyum Çin aşısından. Bir de insan umut olmadan yaşayamaz. Evet. Her şeye çok olumsuz bakmamalıyız. Biz bilimden yana olduğumuz için bilim bize ne söylüyorsa onu yapmamız lazım. Evet. Tabii ki riskleri var ama yani bunu bilim insanları söylüyor, Sağlık Bakanı söylüyor. Yani hiçbir bilgisi olmayan bir insanın Çin aşısı olmam deyip racon kesmesi bana garip geliyor. Yani bunu sana Sağlık Bakanlığı öneriyor. Tamam, Çinlilere karşı bir ön yargımız var. Hastalıklar onlar yüzünden belki başımıza geldi ama... Ama çok zeki bir millet. Evet, ama şimdi böyle de olmuyor yani. Bir şeyler yapmamız lazım. Yani bir önlem almamız lazım. Mükemmelliği beklemek bence bize de. Zaman kaybettirecek. Ekonomik kayıplarımız olacak. Öyle ya da böyle kayıplarımız olacak. Sağlık Bakanımız zaten şey dedi. Hani bizim Moderna veya Pfizer gibi aşılar için uygun laboratuvarlarımız yok. Bizim için şu anda en uygunu Çin aşısı. E tabi dedi, korkan olur mu? Olur. O yüzden dedi ilk ben yaptıracağım. Evet. Yani hani bu adam gerçekten bir şey bilmese neden kendine yaptırırsın? Bunu da sorgulamak lazım. Yani lütfen artık biraz güvenelim arkadaşlar. Çünkü bitirmemiz lazım bu virüsü. Ve inşallah bitireceğiz. Yaza i̇nşallah. Hiçbir şeyimiz kalmayacak. Evet. Mesela aslında hayat çok güzel. Gerçekten çok güzel. Hani aşı dışında mesela. Tabii ki karantina bizi üzüyor ama hayat çok güzel. Şöyle bir etrafımıza bakalım. İnsan, bence yaşamayı bilen, hayattan keyif alan insan sadece insanlara bakarak, ağaçlara bakarak insan hayattan keyif alabilir. Tabii evet. ki ekonomik sıkıntılarımız var. Herkesin ekonomik sıkıntısı var. İnanın bence en zenginlerin bile ekonomik problemleri. Onların da kendine göre ekonomik problemleri vardır. Veyahut da başka problemleri vardır. Bence evet problemlerimiz var kafamızda ama biz hayatın güzelliklerini görmeye çalışalım diye düşünüyorum. Tabii nereye kadar diyoruz ama en azından şu anı değerlendirelim. Şu andan keyif alalım diyorum. Evet. Yani bence ben bazen görüyorum bir şey olduğu zaman böyle aşırı bir yüklenme, aşırı bir eleştiri, bir günah keçisi yaratma trendi son yıllarda almış başını gidiyor. Lütfen bu huyumuzdan vazgeçelim. Doğru olan, mantıklı olan şeylere biraz kendimizi verelim. Yani bu neden kaynaklanıyor anlayamıyorum ama yeter artık, bitsin bu. Yani bu eleştiri çağı bitsin. Herkes bir eleştirmen oldu. Yani olumluluğu, güzelliği, iyiliği savunan insan sayısı çok az. Ve onlar aptal gibi görülüyor. Bu çok rahatsız edici. Yani lütfen bilgi, artık vazgeçelim. Peki bilgisi olmayanların ya da alanı olmayanlar alanı olmayan kişilerin de yani farklı şeylere eleştiri yapması bana çok saçma geliyor. Evet, tamam, fikir belirtilir, beyan belirtilir ama kesin bir hüküm, yargı varmış gibi konuşması çok yanlış. Aynen. Olmamalı yani bence. Tamam, fikrimizi söyleyelim ama abartmayalım. Abartıyoruz biz. Gerçekten abartıyoruz. Zaten arkadaşlar bu hayatta hiçbir şey bilemezsiniz. Yani. Bugün mesela Anaxagoras'ın ilk haritasından tutun da bugün dünyanın son modeline kadar baktığımızda bile sürekli bir şey değişiyor ve Barış Hoca'nın da son videosunda şeydi zaten, hani evrenin düz olduğu düşünülüyor. Gezegenlerin değil ama evrenin düz olduğu düşünülüyor mesela. Ve sürekli değişen bir konu. O yüzden çok da ahkam kesmeye gerek yok. Evet.
biraz da açımızı şöyle tutsak olur mu? Şöyle. Görüntümüz daha iyi oldu şu evet. anda böyle. Şu an üstümüzden martılar vesaire. Şey gibi değil mi bu? Belki üstümüzden bir kuş geçer. Bizim üzerimizden bayağı geçiyor. Aynen. Bak şu bayrağın görüntüsü çok güzel değil mi? Evet. Şimdi burada insanlar fotoğraf çekiyor. Bence var ya İstanbul Üniversitesi en çok fotoğraf ve video çekilen alanlardan biri olabilir diye düşünüyorum. Bir de şey olabilir, dünyada Mısır piramitleri olabilir. Gibi. Aynen. Aklına başka bir yer geliyor mu? Mısır piramitleri, İstanbul Üniversitesi, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, işte Çin Seddi. Eminönü'ndeki Mısır. Orada bir Mısır var, orada Mısır mıydı? Çarşısı var. Ha, Ali Beyköy'deki Mısır var. Aynen. Orada yine o kadar yoktu Ali Beyköy'deki Mısır. Evet, üzerimizden yüzlerce martı geçiyor. Ve aklımızda şu şarkı. Belki üstümüzden bir kuş geçer. Devamı nasıldı? Belki üstümüzden bir kuş geçer. Devamını bilenler söylesin. Bir şeydi ya. Çok o teneke demir gibi şeyler kalktı ya böyle. O isim var ya gri böyle. Taksim Meydanı'nda da var ondan hatta. Ben böyle onları görünce hiçbiri gezmek istemiyorum. Bir de şuradakiler de kalksa. Onlar da kalksa. Beyazıt Camii eskisi kadar çok güzel bırakıp. Öyle bir şeyler kalktı. Evet. Çok iyi oldu. Ottül olmak çok ayrı bir ayrıcalık. Daha fazla ayrıcalık. Yok ya insan olalım yeter ya. Bence insan olmak ayrıcalık. Üniversite tamam da. Ya kendini geliştir ya arkadaşım. Yani şey tamam okumak güzel de insanları okumuş okumamış. Yok Ottül, Boğaziçi'li, İstanbul'du, Afyon, Kocatepe'li diye ayırmak çok yanlış. ama insanları ayırmak yanlış. Memleket, üniversite... ama... işte senin burnun büyük, kaşın büyük çok ayıp yani bence. Burnun büyük, kaş Allah senin be. Hayır. İnsanları ayırıyorlar ya, çok ayırıyorlar. Ama kendinizi biraz geliştirin arkadaşlar. Evet, şimdi evet. Kalktık yürüyoruz. Abi selfie çubuğunu ben ilk defa kullanıyorum. Kimse bana inanmıyor. Bakın daha önce böyle bir çekim var mıydı? Bu arada yürüyemiyorum evet. Ayağım. Bak burada kediler var. Nerede bak şurada hep kedi var ha her zaman. Ben burada böyle birkaç kere KPSS sınavına girdim. Evet. Böyle açık öğretim sınavlarına falan girdim. Her zaman kedi var. Aynen. Gerçi uzun zaman oldu. Bir yıldan beri pandemi nedeniyle şey de yok artık sınav da kalmadı bir şey de kalmadı. Ya arkadaşlar pandemi hayatı öldürdü. Ama aşıyla her şey yoluna girecek inşallah. Tabii ki de tek umudumuz bilim arkadaşlar. Evet. Atatürk'ün de dediği gibi eğer bir gün benim sözümle bilim çelişirse bilimi seç. Ve biz tam tersini yapıyoruz. Çok güzel. Bir şarkı söyleyelim abi. Kediye bakar mısın? Hiç umurumda değil hayatta. Karaları bağlamadan hadi gel öyle miydi? Son denesiz şarkıları ben bilmiyorum ya. Zorlanıyorum. Demek ki herkesin bir dönemi var. Yaşıma göre ben 90'ları seviyorum. Kadir de son trendleri seviyor. Yani yo, ben de eski kuşak belki. Meselesi. Hani eski bir resme bakarken hani yılları... Ama onu herkes seviyor. Abi, onu bütün kuşaklar seviyor tamam diyelim. Tamam da eski nesil ama sonuçta. Ama biraz şey Şaban filmlerinde mi vardı o? Nerede vardı? Hayır. Normal. Erol Evgen abi. Bilmiyorum. Of of. Evet Engin Hoca beni sürekli böyle bombalıyor. Ya ben anlamadım. Eski... Yo o bombalama değil, o fikir belirtme. Biz bunu biraz yanlış anlıyoruz sanırım. Yok, benim yok. İnsanlara sonsuz saygım var. Kesinlikle, ben böyle düşünüyorum. Evet, buna imalı bir gülüş gösteren Kadir'i eleştiriyorum. Mesajları alıyorum ama inanın benim sınırsız saygım var insanlara ve fikirlere. Ben sadece fikrimi beyan ediyorum, fikrimi beyan ettiğim an yanlış anlaşılıyorum. O yüzden üzülüyorum. Evet. Oo çok güzel ya burası. Evet. Merdivenden yürüyoruz abi. Çok güzel. Çok güzel ya. Böyle bakar mısın? Birinci, ikinci falan. Abi çok güzel. 7 dakikaya atmış bu arada. Oha 7 dakika geldi. Akıyor abi. Atıyor mu? Attım tabii. Dur şöyle yapsana dur. Ya Kadir, işte. Şunu teker misin? Yani şimdi bir YouTuber olmak kolay değil arkadaşlar. 1 milyarlık mikrofonum var. Anladın mı? Bak sen şu görüntüye bak. Bak şu görüntüye el sallar mısın bak. Ben bundan güzel şeyler çıkaracağım. Abi.
Neydi o? Bir resme bak lan. Kafama yaprak düşüyor, bu bir mesaj. İlahi bir mesaj. Sen de Newton gibi şeyi bulsana. Elma neydi o? Yer çekimi abi, kanunu. Abi yer çekimi kanunu var. Onu buldum şu anda. Çok heyecanlıyım bir felsefeci. Yer çekimi mi yoksa kafa çekimi mi? Yani kütlesel öz çekim falan. Abi biz şu an öz çekim yapıyoruz. Ne yer çekimi? Oo güzel bak. Ne çektim ya? Bu kadar. Evet arkadaşlar, şu an yanımızda İstanbul halk ekmeği var. Çok mutluyum. Çok iyi heyecan verici. Yaşasın İstanbul halk ekmeği. Bu arada kalabalıklara yaklaşıyoruz. Ben böyle maskemi taktım. Korkuyorum. Evet. Sonra yamuk olmasın da hocam. Abi ben bu selfie çubuğuyla bir sürü video çekebilirim. Balkondan artık mutfaktan. Çek 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 çek. Çek çek dünyanın kahrını da. Evet. Evet. Klasik. Fen Edebiyat Fakültesini gösterebilir miyiz? İstanbul Fen Edebiyat. Klasik Beyazıt durağına geldik. Evet. Kim bilir kimler geldi, kimler geçti kim bu duraklardan. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde. Ben Ajda'dan girmeni isterdim. Kimler geldi, hayatımdan kimler geçti. Senin için, senin için bu dünyanın yükünü çekerim. Yansın İstanbul bir gece, günleri sarılsın, benim de o taştan kalbim cayır cayır kıvransın. Evet, Engin Hoca'nın bahsettiği, oldu, Engin Hoca'nın bahsettiği tenekeler şu arkadakiler de. Evet burada. Evet ya, çok sinir bozucu tenekeler. Bu arada kalksın. Görmüşken söyleyeyim. Aynen aynen, çok iyi aynen, doğru. Evet, şu an 37 Y'ye geldi. 37 Y'ye binmek istemişimdi. Bu kadar. Öyleyse bugün binelim, inelim sonra tekrar binelim. Nereye gidiyor ki? Ali Beyköy'e. Ali Beyköy'e gidiyormuş. Yıldız Sabri'ye gidiyor. Gazi Osman Paşa'ya gidiyor. Aslında buna daha az binen olurlar ya. Ama şey, bizim biliyorum. Gideceğimiz yere gitmiyor. Bu arada ben bir 38 B gördüm. Nerede bu mu? Bu işte. Ama bu dolmuş. Doldu ya, bu da gitti değil mi? Gitmedi. Yansın İstanbul bu gece, külleri savrulsun. Bu gece İstanbul yanacak zaten, hiç kimse yok olacak sokaklarda. Yani. Kimler yakacak acaba? Bu dünyayı yakarsa garipler yakar. Kim demiş? Müslüm Baba'dan bir alıp. Hangi açı güzel bakalım. Buraya kadar bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Videonun sonuna geldik. Hoşça kalın. Hoşça kalın.